Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan, girişimin gönüllüsüyüm, TESEL'in araştırma direktörüyüm. Bugün COVID-19, yerel yönetimler ve sivil dayanışma konularını konuşacağız. Malum alınan sağlık tedbirleri gereği Medyascope'un stüdyoları kapalı. Biz bu yayını dolayısıyla webden yapacağız. Ve yine aynı nedenle canlı değil, 22 Mart pazar akşamı 21'de çekiyoruz bunu. Siz her zamanki saatinde 23 Mart pazartesi saat 16'da seyredeceksiniz. O zamana kadar çok büyük anormal bir şey olmayacağını umuyoruz. Webden yaptığımız için bu fırsattan istifade farklı şehirlerdeki İstanbul Hepimizin girişimi ekibiyle bir araya gelmeye karar verdik. Birçok farklı şehirdeki arkadaşlarımızla beraber yerel yönetimler bu sahada nasıl yönetiyorlar, sivil dayanışma neler yapıyor, hem bilgilenelim hem de biraz ilham alalım istiyoruz. Programdaki İstanbul'daki tek kişi benim. Çok kabaca İstanbul'da benim gördüğüm yerel yönetimler daha ziyade yurttaşları korumakla ilgili önlemler, hizmetler, yardımlar yapıyorlar. Bunun iletişimini bazen de eğlenceli bir şekilde sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bir yandan da kaymakamlıklar ve muhtarlar aracılığıyla da yine yapılan, alınan önlemler, hizmetler, bilgisi yurttaşlara özellikle WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Sivil dayanışmada da bir yandan yurttaştan yurttaşa hizmetler, yardımlarla ilgili dayanışma ağları olduğunu görüyoruz. Özellikle evden çıkamayan kişilerle ilgili bu dayanışma ağları yurttaşlara yardım etmek üzere toplanıyorlar. Bir yandan yurttaştan yöneticiye doğru salgının iyi yönetişimiyle ilgili çağrılar görüyoruz. Hem birlikte bu krizi yönetmekle ilgili hem de daha şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir şekilde yönetilmesiyle ilgili çağrılar görüyoruz. Bir yandan da manevi dayanışma görüyoruz. Tam da aslında bugün bu saatlerde yurttaşlar pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışlarla manevi bir destek, manevi bir dayanışma, şükran sunuyorlar. Çok uzatmak istemiyorum İstanbul'u. Şimdi konuklarımı önce tanıtmak istiyorum size. İsim alfabetik gideceğim. Ali Vatansever, yönetmen. Şu anda Mersin'de. Aynı zamanda bu programın rejisini de üstleniyor. Doktor Başak Ertür, Londra'da. Londra Üniversitesi, Birkbeck Hukuk Fakültesi'nde akademisyen. Engin Gürsel, emekli, sivil toplum gönüllüsü. Kaliforniya'da, San Diego'da şu anda. Profesör Doktor İpek Akpınar, İzmir'de, İzmir Teknoloji Enstitüsü'nde Mimarlık Fakültesi'nde akademisyen. Son olarak da Sibel Bulay, gazeteci, şu anda Amerika'da, Florida'da, Delray Beach'de bulunuyor. Şu anda ben rejiyi, Ali'nin ne gördüğünü ben şu anda göremiyorum. Ben bütün konuklarımı görebilmek için ilk defa da kullandığımız bir teknoloji. Bakalım hayırlısıyla doğru bir program yapacağız. Dolayısıyla şu anda siz ekranda ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben güler yüzlü, her şeye rağmen bilgili ve buluşmaktan dolayı da mutlu bir İHG ekibi görüyorum. Sorularıma geçeceğim şimdi. Sibel'le başlamak istiyorum. Sibel merhaba. Florida'dasın, plaja yakınsın ama galiba denize giremiyorsun gibi bir durum varmış. Florida'da COVID-19 deyince öne çıkan tartışma nedir? Bir kere her şeyden önce herkese geçmiş olsun diyorum ve bir an önce kurtuluruz ümidiyle. Florida deyince maalesef akla Trump geliyor bugünlerde ve Trump'a güven şu anda %37'lere düşmüş vaziyette. Hem yalanları hem baştaki umursamazlığından dolayı. Bu nedenle de halkın güveni tamamıyla yerel yönetimlere kaymış vaziyette. Özellikle valiler ve belediye başkanları kendi çözümlerini üretmek durumundalar. Bugünlerde California valisi Gavin Newsom ve New York valisi Andrew Cuomo her gün uzun uzun basın toplantısı düzenliyor ve ulusal basında bunları izliyor. Açıkçası da onların anlattıkları çok daha güven veriyor insanlara. Sağlık konusunda çok ciddi sorunlar var. Hastane yatak sayısı çok çok sınırlı. Malzeme, doktorlar, hemşireler sürekli Twitter'dan, sosyal medyadan bağış çağrısında bulunuyor. Washington eyaleti ki orada başladı sorun.
Oteller ve moteller kiralıyor, gerektiğinde satın alıyor ve bunları revire çevirme durumundalar. New York valisi ilginç bir şekilde dikiş makinesi olan ve bilen herkes lütfen sağlık maskesi diksin, onları eyalet olarak sizlerden satın alacağız diyor. Yani durum ne diyeyim? Şu anda biraz panik vaziyette, özellikle sağlık sektöründe. New York sokağa çıkma kararları gerek valiler gerek belediye başkanları tarafından veriliyor. Ve şu anda Florida'da maalesef plajlar kapatılmış vaziyette. Sadece ve sadece hani eczane veyahut da işte yiyecek alışverişi için dışarı çıkılması öneriliyor. Tabii Florida aynı zamanda emekli memleketi olduğu için çok sayıda yaşlı var. Bu nedenle özellikle burada çok dikkatli olmamız isteniyor. Çok teşekkür ederim. Yerel yönetimlerden laf açılmışken o zaman yerel yönetimlerden devam ediyorum. İpek hocamız İzmir'de. Acaba bize İzmir'de, yerelde bu salgın nasıl yönetiliyor anlatabilir misiniz? Merhaba Isır, merhaba sevgili dostlar. Bu zor koşullar altında birlikte olmak dayanışma adına çok anlamlı. Bu program için, organizasyon için çok teşekkürler. Ben yani İzmir'e yeni gelen biriyim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yeni başlayan biriyim ve bu mahallede, yaşadığım mahallede de aslında yeni yaşama başlıyorum. Onun için ancak İstanbul'a biraz veya Türkiye'den belki kıyaslayarak neler yapılabiliyor biraz konuşabiliriz kısaca. Sağlık Bakanlığı'nın ivme verdiği ve bilim kurulunun kararlarıyla aslında ilerleyen rasyonel bir süreç var bütün Türkiye'de diye gözlemliyorum. Ve bunun aslında olumlu etkisini ve doğrudan yansımasını İzmir'de doğrudan gözlemliyoruz. Gerek yerel yönetim, gerekse İzmirli, bence bu bilimsel akla, rasyonel akla dayanan çağrılara çok net bir şekilde olumlu yanıt veriyorlar. Bu kararlara ve bu tavsiyelere uyuyorlar diye gözlemliyorum. Daha Türkiye genelinde olumsuz görüntüler sosyal medyada yayınlanırken İzmirli çoktan bu kararlara sahip çıkmış ve işte yavaşça evine doğru geçmiş. İzmir Belediyesi inanılmaz bir aktivasyonla çalışmaya başlamış durumda diye gözlemliyorum. Ben bürokratlarla görüşme fırsatı buldum. Kentin yöneticisiyle görüşme fırsatı buldum. İlk elden, ilk ağızdan hem onların aldıkları kararları dinleme hem de birebir gözlemleme fırsatı buldum. Çok deneyimli bir bürokrat takımı var. Geçen başkan döneminden devam eden meslektaşımız Doktor Buğra Gökçe'nin yönetiminde değerli bir bürokrat takımı var ve gündelik hayatın devamı için çok efektif, aktif çalışan müthiş bir takım var. Bizler her gece 9'da sağlık görevlileri için alkış tutuyoruz ama İzmir'de de. Ama bence bu temizlik ve dezenfeksiyonla uğraşan grup için de çok şiddetli bir alkış gerekiyor. Bütün kamusal ulaşım devam ediyor. Kullanım yüzdeleri çok azalmış durumda başkanın çağrısıyla. Çok yoğun bir temizlik faaliyeti gece gündüz devam ediyor diye gözlemliyorum. Hem araçlar özelinde hem de sokaklar özelinde. Bunun dışında İzmirli sokaklardan ayrılmış durumda. Yani evinde kal Türkiye çağrısına, evde kal Türkiye çağrısına İzmirliler sahip çıkıyor. Sokaklar birazdan ekranda da göreceğiniz gibi burası kentin en yüksek sayıda kafelerinin olduğu mekanlar. Alsancak'tayız. Gece gündüz dolu olan mekanlar kendiliğinden boşalmış. Bu bir cumartesi günü fotoğrafları, farklı zaman diliminden fotoğraflar. İzmirli yerel yönetiminin ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrılara sahip çıkıyor diye gözlemliyorum. Bunun dışında bizzat Tunç Başkan tarafından yapılan çağrılar var. Sosyal medyayı hem belediye başkanı hem de bütün ekibi çok aktif olarak kullanıyorlar. Hem Sağlık Bakanlığı'nın mesajlarını aktarıyorlar, hem kendi yerellerine olan mesajları doğrudan net bir şekilde, şeffaf bir şekilde bilgi aktarımı devam ediyor. Destek hatları oluşturmuş durumdalar. İzmir'den
her ne kadar süreç çok trajikse de İzmir'deki izlenimlerim çok olumlu sevgili Atır. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Engin'e dönmek istiyorum tekrar Amerika'ya. Bu defa Kaliforniya'ya, San Diego'ya. Şimdi evde kalmak evi olana kolay tabii. Ama sizin orada çok fazla evsiz var diye biliyoruz. Acaba yerel yönetimler bu evsizleri salgın döneminde nasıl idare ediyorlar Engin? Evet, merhaba. Ben de herkese merhaba diyorum ve geçmiş olsun diyorum. Umarım kısa sürede, beklenenden daha kısa sürede hallolur işler. Şimdi evsizler konusuna gelmeden önce hemen genel bir bilgi de vereyim. Burada da Kaliforniya'da geçtiğimiz Cuma günü evde otur emri verildi. Ancak oldukça esnek uygulama. Benim gözlemlerime göre ben ilk gün çıkmadım ama dün çıktım cumartesi günü. Herkes dışarılarda, ben de 2 saat kadar bir yürüyüş yaptım. Pek ortada bir kontrol yok, polis vesaire gibi. Yani esnek gidiyor. Çok dolu değil ama hani boşta değil ortalık, o bilgiyi vereyim. Bir de buradaki önemli bir konu, Meksika sınırı kapatıldı geçtiğimiz hafta. Burası çünkü çok Meksika ile iç içe geçmiş, hatta geçmişte tarih içinde Meksika'ya ait olan bir bölgeymiş. Dolayısıyla bu biraz burayı etkiledi, fazla etkiledi görünüyor. Şimdi evsizlere gelirsek, aslında Kaliforniya'da 60 bin, öğrendiğim kadarıyla 60 bin civarında evsiz yaşıyor Kaliforniya'da. Ve bu evsizlerin çok büyük bir bölümü aslında Los Angeles'ta. San Diego'da 3. sırada zannediyorum 8 bin civarında evsiz var. Fakat bu koronavirüs hadisesi, yani Trump'ın Avrupa'ya uçuşları kapattığı gün 13 o da 14 Mart zannediyorum. Esas ondan sonra iş çok ciddi bindi biliyorsunuz ama ondan önce evsizler için Kaliforniya zaten 150 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış. Ve bunun 3'te 2'sini de bütün şeye diğer yani bölgelere, San Diego, Los Angeles, San Francisco, San Bernardino gibi bölgelere dağıtmaya karar vermiş. Ve bunu da ağırlıklı olarak otellerden oda tutmak şeklinde kullanıyor. Yani evsizleri izole etmek için kullanma konusunda bir karar vermiş. Burada San Diego'da aslında 7-8 bin civarında demiştim şey var, evsiz var. Bunların 4000'i riskli grupta. Riskli gruptan kastım zannediyorum daha doğrusu 60 yaş ya da 65 yaş üstünü kastediyorlar. Bunların %30'unda da akciğer hastalıkları, bir araştırmaya göre %30'unda akciğer hastalıkları olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla bu evsizlerin durumu önemli. Onlara çok özen gösteriyorlar anladığım kadarıyla. Burada San Diego'da 3 yıl önce bir hepatit A salgını olmuş. Ve bu hepatit A salgını sırasında 20 kişi hayatını kaybetmiş. Onun için böyle de bir negatif tecrübeleri var. Oldukça dikkat ediyorlar. Yine San Diego'da son açıklamaya göre onun üzerinde otelden 1300 oda tutulmuş. Bunları tek tek izole etme yoluna gidiyorlar. Yapılan testler var. Burada barınaklar var. İkinci bölümde biraz daha bahsedeceğim ondan. Bu barınaklarda yapılan testlerde herhangi bir pozitif sonuç elde edilmemiş şu anda. Açıklanan bir sonuç yok. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Söyleyeceğim değişik bir şey. Evet, aşağı yukarı bu bölüm için benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir somut örnekle vereyim. San Diego'da 150 tane el yıkama istasyonu var. Bu iş için devreye sokulmuş. Daha doğrusu aslında hep olan şeyler anladığım kadarıyla ama biraz daha sayısı artırılarak ve geliştirilerek kullanılmaya çalışılıyor. Somut olarak vereceğim şeyler, örnekler bunlar. Şimdilik burada bırakayım. Belki ikinci bölümde bir daha konuşuruz. Çok teşekkürler Engin. Şimdi Kaliforniya'dan Londra'ya uçuyoruz. Başak Ertürk karşımızda. Başak, İngiltere başta böyle hani biraz da merak uyandıran alternatif bir salgın yönetimi politikası izledi. Sonra politikayı değiştirdi. Ama bu arada sosyal dayanışma çoktan aslında başlamıştı. Bize biraz bahsedebilir misin Londra'daki mahalle inisiyatiflerinden ve diğer sosyal dayanışma örneklerinden?
Davetiniz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi evet, başta İngiliz hükümeti diğer ülkelerden farklı bir strateji izleyeceğini duyurmuştu. Belirlenen ilk strateji toplumsal bağışıklığa yönelikti. Bu yönde başbakanın yaptığı açıklamalar endişe vericiydi. Boris Johnson, işte virüs bütün ülkeye yayılacak, böylece toplumsal bağışıklık kazanacağız, bu arada yakınlarınızı kaybedeceksiniz gibi sözler sarf etmişti. Okullar, üniversiteler, spor salonları kapanmamış, maçlar, konserler gibi büyük kalabalıkların toplandığı etkinlikler iptal edilmemişti. Bildiğiniz gibi bu yeni bir hükümet, Brexit krizinin ardından birkaç ay önce göreve geldi. Ve Boris Johnson'ın yürüttüğü seçim kampanyası Darwinci diye tarif edilebilecek bir tondaydı. Yani sosyal devlet namına hiçbir vaatte bulunmayan, aksine rekabet ve en güçlünün hayatta kalması ilkesini benimseyen bir kampanyaydı. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Evsizsen, yoksulsan, yaşlıysan, hastaysan, yalnızsan, engelliysen şansına küs. Dolayısıyla bu sağlık krizinin başında başbakanın açıklamaları ve özellikle de toplumsal bağışıklık ifadesi kaygı vericiydi. Çünkü bu ifadenin İngilizcesi herd immunity, teknik bir terim. Tam olarak sürü bağışıklığı anlamına geliyor. Bunu duyunca biz bir hayvan sürüsüyüz ve çoban Boris tarafından uçuruma götürmekteyiz korkusu yaygındı. Kimileri ise politikanın anlamlı olduğunu fakat Boris'in bunu anlatmak için yanlış insan olduğunu söylüyordu. Bu tartışmalar yürürken dediğiniz gibi strateji tamamen değişti, 180 derece döndü ve dünyanın geri kalanıyla aynı yola saptı. Umudumuz çok geç kalınmamış olması, fakat bu sırada dediğiniz gibi ülke çapında şu an itibariyle sayısı 1000'i aşan sivil dayanışma ağı kuruldu. Bu gruplar ilçe ilçe, mahalle mahalle, bazen sokak sokak ve tamamen kendiliğinden örgütleniyor. Bir şemsiye örgüt tarafından koordinasyon ve bilgi kaynakları sağlanıyor. Bu şemsiye örgütü de aslında fikri ortaya atan ve ilk mahalle dayanışma ağını Güney Londra'nın Lewisham ilçesinde kuran bir grup arkadaşın gönüllü yürüttüğü bir platform. Yerel sivil dayanışma ağları alışveriş yapamayanın alışverişini yapmak, işte yemeğini pişirmek, ilacını kapısına bırakmak, erzak paylaşmak gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik. Ama aynı zamanda ihtiyaç duyanlara duygusal ve moral destek vermek için de kullanılıyor. Ayrıca yerelde beliren özel, yani spesifik ihtiyaç ve kaynakların örgütlenmesi için kullanılıyor. Lewisham'da ilk grup kurulduktan sonra bu fikir tabiri caizse virüs gibi yayıldı. Örnek olarak benim yaşadığım ilçenin adı Hackney, Londra'da, Londra'nın doğusunda bir ilçe. Buradaki dayanışma ağı tesadüfen tanıdığım biri tarafından kuruldu. Fakülteden bir arkadaşım bir Facebook sayfası kurdu. Hackney büyük bir ilçe, pek çok mahalle var. Ve bu sayfadan işte Hackney'deki muhtelif mahalle örgütlenmelerinin WhatsApp listelerine ulaşabiliyorsunuz. Şu anda 30 kadar mahallenin ayrı WhatsApp grubu var. Ben mahallemin grubuna katıldım. WhatsApp grubunda 250 kişiyiz. Benim mahallem için ayrıca bir Facebook sayfası ve daha önemlisi koordinasyonu sağlamak ve işlerin takibini mümkün kılmak için kurulan yeni bir Slack sayfası var. Slack bildiğiniz gibi çalışma ekiplerinin iş akışını düzenlemek için kullanılan bir uygulama, online platform. Online erişimi olmayan mahalle sakinleri için, yani özellikle de ihtiyaç duyan ama online erişimi olmayanlar için de broşürler dağıtıldı. Şu gibi broşürler var. Burada ihtiyaç duyanların arayabileceği bir telefon numarası var mesela. Yani ille de internetinizin olması gerekmiyor. Sivil dayanışma Londra'da şu anda böyle örgütleniyor. Merkezden değil, yerelden, resmi girişimlerle değil, kendiliğinden. Başak, çok teşekkür ederiz Londra'daki sivil dayanışma örneklerini anlattığın için. Şimdi Mersin'e gidiyoruz. Ali Mersin'de şu anda. Mersin sivil dayanışmasıyla bildiğimiz bir şehir zaten. Bize biraz anlatır mısın bu COVID-19'da nasıl bir dayanışma var kentte? Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Benim için evet. Çok değerli. Ben de aslında Mersin'de deplasmanda sayılırım. Eşimin ailesi vesilesiyle bu korona sürecini burada yaşıyoruz. Buraya tabii gelince ben tabii ki buradaki mücadelelere uzaktan hakimim ama özellikle korona ekseninde neler yapılıyor diye düşününce direkt olarak tabii ki daha önce bizim şehrimizin programının katılımcısı Ulaş'a direkt telefon ettim. Kendisi zaten Kültürhane ekibinden. Kendisiyle kısa bir görüşme sonunda zaten hızlıca şehirdeki bütün olan bitenden haberdar olma fırsatımız oldu. Ve burada en azından şöyle diyebilirim.
Yani iki aşamada aslında oluyor işlemler. Bir tanesi bütün çalışmalar, bir tanesi bir aslında dezenfeksiyon üzerinden bir seferberlik var. Ve bu daha çok yatayda, yani çeşitli buradaki zaten bildiğimiz çeşitli işte nükleer karşıtı platform olsun, ekoloji platformu, Mersin Halk Evi, 78'ler Derneği, Yaşam Yolu Kültür Çevre Kooperatifi ve Doğanın Çocukları. Yani hepsinin adını da anmak istedim burada. Kendilerine zaten bir sterilizasyon seferberlik projesi var ve bunu yatayda kendi aralarında örgütlenerek her ilçede, Mersin'in her ilçesinde 20 gönüllüye ulaşıp onlardan bir ağ oluşturarak öncelikle kendi güvenliklerini en azından gözeterek ekipman tedariği ve daha çok tahminimce kapsamlarını belirtmişler anladığım kadarıyla benim metinlerinden. Daha çok belediyenin es geçebileceği işte bina içleri, asansörler, merdivenler gibi daha bireysel alanlara sterilizasyon çalışmaları yapıyorlar ve bunun içerisinde tabii ki aynı zamanda bir broşür dağıtılması ve sosyal medya üzerinden kampanyalaştırma süreci de var. Yani tam aslında ilk aşamalarında özellikle yaptıkları girişimler bunlar. Giderek işte kültürhaneyle de konuştuğum zaman, kendileriyle de konuştuğum zaman, ben de Arcan Özkan'la konuştum nükleer karşıtı platformla. Kendilerinin bahsettiği de şu anda herkes giderek daha fazla evlerine çekildiği bir noktada bir sonraki aşama için aslında ikinci bir modele geçme, o da dayanışma ağı şeklinde. Kültürhanenin geliştirdiği proje şu anda kendi ilişikte olduğu kişileri WhatsApp üzerinden örgütleyerek 500 kişinin altında bir ekip kurmayı planlıyorlar. Ve aslında daha çok ihtiyaç haritasıyla hizmet haritası gibi bir araya getiriyorlar. Yani sizin neye ihtiyacınız var ve onu harita üzerinden işaretliyorlar. Siz nasıl hizmetler sunabilirsiniz? Bunları belirtiyorsunuz. Onları da harita üzerinden işaretliyorlar ve bunların aslında birbirlerine yakın olarak örgütlenip birbirleriyle hızlıca ve verimli bir şekilde çalışabilmesini gözetiyorlar. Ve onun dışında da şeyde ise daha çok nükleer karşıtı platform Arcan'ın anlattığı ve işte halk evleriyle birlikte yürüttükleri projelerde ise daha çok yaşlıları, yani ihtiyaç sahiplerini tespit edip onlara evde tutmaya yönelik ve onların yakınlarındaki kişileri tespit edip onları sürekli hizmet götürme üzerinden bir dayanışma sistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Ve zaten hepsi birbirleriyle haberleşik ve çoğunlukla WhatsApp, Telegram gibi iletişim ağları üzerinden örgütleniyorlar. Burada aslında herkes bir sonraki adım için şimdiden organize olmuş bile diyebiliriz. Yani herkes bunun böyle birkaç haftada aslında bitecek bir şey olmadığına artık ikna olmuş durumda ve bir araya gelip örgütlenip ihtiyaç sahiplerine, özellikle bu dün, yani cumartesi gecesinden itibaren 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip kişilerin sokağa çıkma yasağıyla da birlikte yardımlaşma ihtiyacı iyice artmış oldu. Yerel yönetimler de bir şekilde yurttaşları korumayla ilgili dezenfeksiyondan tut da işte mesafelerin kolaylaştırılması gibi şeylerle canla başla çalışıyorlar. Bir yandan gerçekten hem herkesi etkileyen bir şey varken sivil toplumun, sivil dayanışmanın, sivil inisiyatifin bu dayanışmaya bu kadar çabuk örgütlenmesi ve hazır olması çok umut verici bir şey. Bir yandan da yerel yönetimler gerçekten daha önceden hazır olmadıkları, belki de alışık olmadıkları bir krizi yönetiyorlar. Kimi zaman Türkiye'deki gibi merkezi hükümetle koordineli, kimi zaman da başka ülkelerde de sadece yerelde kısıtlı olsa bile. Çok teşekkür ediyorum ilk tur cevaplarınız için. Buradan ikinci tura şöyle devam etmek istiyorum İpek Hocam'la. İpek Hocam, sizce bu kriz sivil toplum, belediye, sivil toplum, yerel yönetimler işbirliklerini nasıl etkiler gelecekte? Tekrar merhaba sevgili Atır. Aslında çok kritik bir soru. Başta Tunç Soyer'in aslında başlattığı bir çağrıdan belki söz etmek gerekiyor. Daha bu bakanlığın veya toplumun yaptığı çağrılardan evvel
çok aktif olarak kullandığı için de düşünüyorum sanal ortamı. Büyük bir İzmir forum çağrısı yaptı. Forumda genel olarak bir buluşma ve aslında fikirler ortaya konuldu diye gözlemledim. Ama bunun ötesinde bir yurttaş dayanışma ağından 250 kişinin yer aldığı bir platformdan büyük bir çağrı var. Mahalleye, her bireye büyük bir çağrı. Forum da aslında bir çeşit foruma katıl, fikrini söyle çağrısının çok daha belki akademik veya işte tabandan beslenen akademik bir çağrı olarak okuyorum ben bunu. Birlikte bu küresel sorunun üstesinden geleceğimizi, mahalle bazında düşünmemiz gerektiğini ve birbirimize ancak dayanışmayla bu zor ve uzun soluklu olan süreçten bunun bir tür maraton yarışı olarak betimliyor grup. Ve herkese, hem bireylere, kentliye, kentte yaşayanlara hem de yerel yönetimlere büyük bir işbirliği çağrısı ve işte her türlü mahallede ve sokakta örgütlenme çağrısı yapıyor. İhtiyaç sahiplerine, engellilere, kronik hastalıklara ve üst yaş grubuna çağrıda bulunuyor. Şunun altını çizmek gerekiyor sevgili Hatır. Sadece 65 yaşın vurgulanması, dünkü vurgu biraz olumsuz karşılandı diye düşünüyorum. Ben de şahsen aslında hedef gösterilen, farklı algılanabilecek ve toplumsal başka bir baskıya maruz kalıyorlar. Hatta sosyal medyada böyle üzerine su atılan üst yaş grupları var. Bu grubun kendisini kötü hissetmesine neden olmamalıyız. Bu bir dayanışma günüdür. Hepimiz için aslında bu bir salgını önlemek için hepimizin aslında izole olması ve kendimizi karantinaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Orada hızlıca toplumsal başka adımların atılmasını bekliyoruz bilim kurulundan. Bu yurttaş dayanışma ağına paralel olarak ilçe belediyelerini örgütleyecek sürdürülebilir kentsel bir ağ oluşturulmaya çalışılıyor. Hem sürdürülebilirlik adı taşıyan, biliyorsunuz yoğun bir uluslararası Birleşmiş Milletler'in işaret ettiği eksende bir ağ var. Bunun yerel yönetimdeki aslında örgütlenme modeline bakarken bir anda böyle bir sorunla acaba bu örgütlenme biçimiyle nasıl başa çıkabiliriz diye düşünmeye başladık. Biz de üniversitede mesela böylesine bir ağ kurduk. Sürdürülebilir kampüs, sürdürülebilir yarımada, sürdürülebilir kent ekseninde mahalle bazında ve ilçe bazında kurulacak bir örgütlenme modeli için çalışıyoruz. Sanal ortamda üyeler belirlemeye başladık. Çağrılarımız var ama henüz daha çok başında. Umarım bu zorlu süreçte dayanışmayla hep birlikte üstesinden geleceğiz. Harika, çok güzel haberler bunlar gerçekten. Yani salgın tabii ki çok fazla kişi hayatını kaybetti. O kısmı bir kenara bırakırsak, bir yandan da belki de gelecek için gerçekten hep o hayalini kurduğumuz dayanışma, etkileşim, daha demokratik bir yerel yönetim için de vesile olur diye de ummaya devam ediyoruz. Tabii. Çok teşekkür ederim hocam. Engin, sana geliyorum yine. Sence bugün Kaliforniya'da alınan bu acil önlemler ileride daha böyle kapsayıcı yerel politikaya dönüşür mü? Dönüşürse nasıl dönüşür? Buna yardımcı olacak araçlar bugünden nelerdir? Biraz onları söyleyebilir misin? Tabii yani ben aşağı yukarı 20 gündür buradayım ama yani gözlemim şu. Bence burada sivil toplum bir altyapı olarak düşünürsek, sivil toplum altyapısı oldukça olgun ve bu tip işlere hazır görünüyor. Şimdi onunla ilgili birkaç örnek vereyim. Daha doğrusu bir tane örnek vereceğim aslında ama altı oldukça dolu. Benim burada ilk gözüme çarpan 211 San Diego diye bir oluşum. 211 San Diego çok iyi örgütlenmiş görünüyor şu anda ve sadece koronavirüsle ilgili değil. Çok öncesinde de mevcut ama hemen kendisini koronavirüse göre şey yapmış. Bununla ilgili bir görseller vardı ama belki onu gösterebiliriz. Burada hem telefonla hem internet üzerinden insanlar başvuruyorlar ihtiyaçlarına göre. İhtiyaçlar da bölümlenmiş, yani gıda ihtiyacından, sağlık ihtiyacına, işte barınma ihtiyacından, düşük gelirliler, yani yoksullar diyelim bunu böyle çevirelim. Hatta iş bulmaya kadar
bir sürü konuda hizmet veriyorlar. Aslında çok ilginç, bu 211 San Diego sadece bir taşıyıcı, bir uygulayıcı şey gibi çalışıyor, portal gibi çalışıyor ya da oluşum gibi çalışıyor. Var olan bütün hizmetleri ihtiyaç olanlarla buluşturuyor. Bunların altına girdiğiniz zaman, örneğin evsizlerle ilgili ya yani ev ihtiyacı, barınma ihtiyacı ile ilgili olarak şu anda gördüğünüz bu ilk bölümde bahsettiğim el yıkama istasyonları yine orada var. Oradan oraya ulaşıp harita üzerinde nerelerde bu istasyonlar mevcut bunlar görünüyor. Demin dediğim gibi örneğin barınma ihtiyacı ile ilgili girdiğiniz zaman sistemin içerisine dediğim gibi bunu internete erişemeyenler telefonla da ulaşıyorlar. Alt detayları çok geniş. Örneğin herhangi bir ev size yardımcı olmak istiyorsanız önce bunun bir toplama birimi var. Önce oraya götürüyorsunuz. Daha sonra onun barınma ihtiyacı için barınma yerine dağıtımı sağlanıyor. Eğer sağlık ihtiyacı da varsa bu sefer başka bir birime yönleniyor. Şimdi onun altına girdiğimiz zaman bütün bu toplama hizmeti, barınma hizmeti, sağlık hizmeti bir evsiz için örnek alırsak verilirken her birinin altında bu hizmetleri veren yine gönüllü kuruluşlar var. Yani her bir şeyin altında, ikonun altında odaklanmış, yani sadece o konuyla ilgili olarak çalışan gönüllü kuruluşlar olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birbirinden ayrı kuruluşlar. Bunların hepsi bir araya getirilmiş. Müthiş bir organizasyon gibi gördüm ben bunu aslında. Tabii nasıl işlediğini çok kaliteli bir uygulamada ne derece başarılı olduğunu test etme imkanım olmadı. Ama altyapı olarak hazır görünüyor. Bir şeyden daha son olarak bahsedeyim bunun dışında. Bir de ilgimi çeken San Diego İşçi Yardım Girişimi diye bir girişim gördüm. Bu da tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Bu da özellikle bu koronavirüs günlerinde işsiz kalan ya da geçici işsizliğe uğrayan çalışanlara işte elektrik, gaz faturası yardımından maaş ödemesi veya maaş desteği yardımına kadar bir takım şeyleri düzenliyor. Yine gördüğüm ve anladığım kadarıyla bunların altında ciddi bir mali yapı da söz konusu. Yani fonlar var ciddi kullanılan. Çalışan insanlar, daha doğrusu yöneten insanlar sanki gönüllü ama profesyonel çalışanlar tarafından sistem yönetiliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla tespit edebildiklerim bunlar. Altyapı bence çok hazır yani sorunuzun karşılığıyla alakalı olarak. Ama nereye evrilir onu bilemiyorum. Bu kadar. Yani siyasi bir karar alınırsa kapsayıcı yönetimle ilgili aslında onu kolaylaştıracak altyapıyı bu vesileyle zaten Kaliforniya sağlamış. Evet, bütün gruplar hazır, her şey hazır görünüyor. Çok teşekkürler. Engin, çok kısa zamandır orada olmana rağmen ricamızı kırmadın, bilgilendin, araştırdın bizim için. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Şimdi Başak'a, bu COVID-19, korona krizi gerçekten bu şehirlerdeki adaletsizliği de çok somut olarak karşımıza koymuş oldu. Sence bu kriz nasıl bir iyileştirme fırsatı saklıyor içinde adalet açısından? Evet, sosyal adaletsizlik burada İngiltere'de çok büyük bir sorun hakikaten. Sizlere Boris Johnson'ın kampanyasının Darwinciliğinden bahsetmiştim. Bu Darwincilik sırf o seçim kampanyasıyla sınırlı değildi aslında. Son 10 yıldır Muhafazakar Parti hükümetinin yürüttüğü, toplumdaki en güvencesizleri daha da güvencesizleştiren kemer sıkma politikaları için de geçerli. Yani sosyal devletin son kalıntılarını da yok etmeye yönelik bu politikalar sonucu sosyal hizmetler ve de ulusal sağlık sistemi büyük bir krize girmiş durumda. Mevcut sağlık krizinde örgütlenen sivil dayanışma ağlarına bakınca benim için hem umut verici hem de ufuk açıcı olan bir detay, bu ağların tamamının adlarındaki mutual aid, yani karşılıklı yardımlaşma ifadesi. Mesela bahsettiğim Ulusal Şemsiye Örgütü'nün adı COVID-19 Karşılıklı Yardımlaşma İngiltere. Bu gördüğünüz sitede
siteye girdiğinizde kendi yerel grubunuzu, yani mahallenizdeki hatta sokağınızdaki grubu bulup ona dahil olabiliyorsunuz. Benim yaşadığım ilçedeki ağın adı COVID-19 karşılıklı yardımlaşma, yani Mutual Aid Hackney. İzleyicimiz muhtemelen bilir, karşılıklı yardımlaşma ifadesi Rus anarşist düşünür ve bilim insanı Kropotkin'in denemelerinin derlemesi olan kitabın başlığı aynı zamanda. Kropotkin karşılıklı yardımlaşma ifadesini Darwin'in evrim kuramını değillemek için kullanıyor. Çok basit özetlemek gerekirse Kropotkin der ki, evrimin özündeki ilke Darwin'in dediği gibi tür içi ve türler arası rekabet ve hani en güçlü olanın hayatta kalması değildir. Evrimin özündeki ilke tür içi ve türler arası karşılıklı yardımlaşmadır. Dolayısıyla bu Darwinci hükümete, yani 10 yıldır süren politikalara rağmen sivil alanda bir anda Kropotkinci bir ifadeyle böyle bir dayanışma, işbirliği ve yardımlaşma bilincinin bu kadar hızlı ortaya çıkması, yayılması ve örgütleniyor olması bana umut veriyor. Yani ümit ediyorum ki bu daha genel ulusal yönetim biçimleri de tabanda çıkan bu bilinçten etkilenecektir ve yine ümit ediyorum ki bu süreçte ulusal sağlık sisteminin, kamusal bir sistem biliyorsunuz, NHS diye geçiyor, yani National Health System, pardon, National Health Service, ulusal sağlık hizmeti. Onun önemi tekrar anlaşılır ve çökertilmekte olan bu servis tekrar, yani bu hizmet tekrar geri kazanılır. Umarız biz de. Çok teşekkürler Başak. Ali, sen yönetmezsin. Zaten bu programı da şu anda sen yönetiyorsun. Tekrar bu arada teşekkürler. Zor bir iş. Hepimizin ilk defa kullandığı bir araçta. Hem konuk hem yönetmen olmak. Şimdi o gözünü tekrar takarak baktığında bugünün sivil dayanışmasına, bunun geleceğini nasıl kurgulardın? Şimdi aslında baktığınız zaman hepimiz evlerimizde oturuyoruz ve televizyonlarımızda aslında şu anda oturmuş. Yani çok aslında bireysel bir şey yaşadığımız düşünüyoruz yani. Ve aslında şu aşamada hepimiz zaten verilere boğulmuş vaziyetteyiz. Yani işte vaka sayılarını tartışıyoruz, ülkeler arası, genel vakalar, işte ekonomik rakamlar. Aslında bir yerden sonra ben işte genel olarak her zaman bu rakamların insan için hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Yani bir yerden sonra rakam bizim algımızın dışında, bu rakamların bizim algımızın dışında olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere kadar bu vakaları belki beynimiz işleyebiliyor ama bir yerden sonrası bence teferruat. Ama hikayelerin ve etrafımızda olan o ufak hikayeciklerin aslında dönüşümün temeli, dönüşümüzün temeli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da aslında hepimiz bence işte bu İngiltere'den dinlediğimiz, işte yurdun çeşitli yerlerinden dinlediğimiz, birden kapımızın önüne kapımızı çalıp bize yardım etmek isteyen, elinde bir şeyle gelen, belki işte bize kapında ilaç bırakan, işte bir dezenfektan bırakan, aslında bu ufak hikayelerle aslında sorunu bence anlıyoruz ve insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bence eğer dünya bir şeyden geçiyorsa, bu televizyonlarda Tom Cruise'un uzaylılardan kurtarmasını izleyerek olmayacak. Ama etrafımızdaki bu ufak mahallede gerçekleşen dayanışma hikayelerinden olacağını düşünüyorum. Ve Mersin'deki diğer sivil dayanışmaların yapmaya çalıştığı gibi aslında bir şeye hazırlanıyoruz. Yani çember giderek daralacak, bunu biliyoruz. Bu çember daraldığı noktada cidden aslında bize dokunan, belki adını bile bilmeyeceğimiz kişilerin bizde bırakacağı ufak öykücükler bence bir sonraki dönemin dönüşümünün başlangıcı olacak diye düşünüyorum. Harika, çok teşekkürler. Sibel, en son sana geliyorum. Sen de başlamıştık, sen de bitiriyoruz. Şimdi sen bu sürdürülebilirlikle ilgili gündemi dünyada aramızda en çok takip eden kişisin. Birçok etkinliklere de gidiyorsun, yayınlarda yapıyorsun da. Bugünün salgın yönetimine baktığında yerel yönetimler ve sivil toplum için sence sürdürülebilirlikle ilgili ne fırsatlar var gelecek için? Tırcığım, ben 1999'dan beri sürdürülebilirlik konusunda çalışıyorum ve şimdiye kadar da hep kendimiz çalıyor, kendimiz oynuyoruz diye düşünüyordum ama virüs sürecinin bunu değiştireceğini düşünüyorum. Bir örnek olarak da şunu vermek istiyorum.
Aylardır Trump işte aman ABD ekonomisi uçuyor, dünyanın en güçlü ekonomisi falan diye yırtınırken bir hafta içinde borsa göçtü. Ondan sonra maaştan maaşa yayan insanların sayısı ortaya çıkmaya başladı ve durumun ne kadar da ciddi olduğu daha yeni yeni anlaşılmaya başladı. Bunun sonucu borsa verileri olsun, işte gayri safi hasıla gibi göstergelerin halkın ekonomik gerçeğini ne derece yansıttığı çok az da olsa en azından soru olarak gündeme gelmeye başladı. Bu da bilmiyorum beni biraz ne bileyim bana ümit veriyor öyle diyeyim. Bir kere şey virüs sürecini ben doğanın bize bir dur bakalım demesi olarak görmeye başladım. İşte bütün dünya aynı sorunları aynı anda yaşadığı için şey diye düşünüyorum. Bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde yaşam tarzımızı, toplumun yapısını, değerlerimizi, işte çevreye olan hoyrat tutumumuzu hepsini dünya çapında yeniden düşünüp bunu yeniden değerlendirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve bunu dediğim gibi bütün dünya olarak yaparsak, layıkıyla yaparsak sonunda daha eşit, daha insancıl ve daha yaşanabilir bir dünya yaratabileceğimizi ümit ediyorum mu diyeyim, düşünüyorum mu diyeyim bilemedim ama yani ümitliyim. Sonunda buradan çok ders alacağız ve bir şekilde doğru yola gireceğimizi düşünüyorum diyeyim. Çok güzel. Yani bu hani girişimcilerin krizleri fırsata çevirme şeyi vardır, yaklaşımları vardır. Bu defa bu fırsat belki gerçekten daha sürdürülebilir, daha adil, daha dayanışmacı bir toplum için, bir dünya içindir diye umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Çok da kolay olmayan bir metotla, ilk defa denediğimiz bir metotla katılmaya kabul ettiniz. Ne iyi oldu, hem birbirimizi de tekrar görmüş olduk. Seyircilerimize de bu programda... Tamam, virüs mizahı bir yandan akıyor hayatımızın endişeli günlerinde ama mizahtan hariç yüzümüzü güldürebilecek, güler yüzümüzü kaybetmeyeceğimiz belki fırsatlar barındırıyordur bu kriz diye birazcık ilham verecek örnekler de paylaşmak istedik. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.